Nasıl başlayacağız? Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Haftada kaç gün spor yapacağız? Hocam çikolatayı hayatımızdan tamamen çıkaracak mıyız ya? Akşam otur maydanozla limon suyu iç. Evet, bu da bak çok önemli bir detay. Yürüyüşlere çıkmadan önce ufak kahve içmeleri. Hasta bize geldiğinde bir öldü ölecek daha. Evet. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz efendim. Şimdi günlerdir tabii ki biz videolar çekiyoruz, o içerikleri sizlerle paylaşıyoruz. Altına da yazın da yazın diyoruz, ne istiyorsunuz? Ya genel sorular, ne yiyorsun, ne içiyorsun? Nasıl zayıf kalıyorsun, nasıl böyle kalıyorsun? Biz de bana sormayalım aslında, işin uzmanına soralım dedik. Benim ve birçok kişinin kişisel koçu Samet Devran hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Aslında biz de hoş geldik. Evet, siz de hoş geldiniz. Şu an senin salondayız. Biz yaklaşık hocamla 2 ay mı oldu hocam? Evet. 1,5-2 aydır antrenman. 6-8 hafta gibi bir süreç oldu. Evet, çok da iyiye gidiyor her şeyimiz. Şimdi hocam bana hep şey soruyorlar. Ne yiyorsun, ne içiyorsun, ne yapıyorsun? Şimdi yaz da geliyor malum. Kesinlikle. Sana onları soracağım hocam. Spora başlarken nasıl başlayacağız? Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Haftada kaç gün spor yapacağız? Bir de gelen kısa sorular var. Top sende. Süper. Rahatım ben şimdi. Aslında biz spora başlarken ya da başlamadan her şey biz dediğimiz gibi kişisel olarak ilerliyor. Ece Hanım bizimle başladığında Ece Hanım'ın önce ne yaptığını ve ne yapmadığı ile alakalı bir konuştuk. Kısa bir öyle bir testimiz oldu. Zaten Ece Hanım çok öyle bir beslenmesi kötü bir durumda değildi. Sadece kısmi çikolata gibi durumları vardı. Şey gibi konuştular ya, hasta bize geldiğinde bir öldü ölecek. Evet, aslında genel olarak öyle bakıyoruz. Yani doktor hasta diyor ama bazen yani çok ufak bir şey de olsa o onun hastası diye geçiyor. Doğru. Bizde de aynı oluyor. Kısa bir testimizi yaptıktan sonra Ece Hanım'la ondan sonra startı verdik. Zaten çok sadece Ece Hanım'ın düzensiz beslenmesi vardı. Çok. Ve karbonhidrat ve protein dağılımını tam ayrıştırmayıp dağınık bir şekilde beslenmesi vardı. Biraz onu önce revize ettik. Yani akşam saatlerinde karbonhidratı çok önermediğimizi ona ilettik. Akşam saate aldığı karbonhidratı azaltmış olduk. Proteine çok dikkat etmiyordu aynı şekilde. Proteini biraz yükselttik. Hayvansal gıda çok tüketmiyordu. Sabah ve öğlen hayvansal gıda ekledik. Akşamları biraz daha bitkisel proteinle sebze ağırlıklı devam ettik. Şu an bir dediğimiz gibi 5-6 hafta gibi oldu. Çok iyi sonuçlar elde ettik. Aslında kişilere de vereceğimiz ana not çok spesifik, yani herkesin okey olacağı bir durum. Akşamleyin karbonhidrat tüketmemek, yani kilo vermek isteyenler akşamleyin karbonhidrat almazsa gün içi aldığı karbonhidrat zaten onun için çok okeydir. Akşam karbonhidrat almaması, aldığı tatlı... En son kaçta yesin mesela yiyelim? Ama işte bunlar o kadar çok detaya giriyor ki aslında. Genel soru gibi oluyor aslında ama bunlar çok büyük detay. Ama kişi kaçta yatıyor ama? Genelde herkesin dediği akşam 7'den sonra, diyetisyenler bunu söylüyor yani dünyada. Onlar bir ortalamaya bakarak söylüyorlar aslında onu. Yani nasıl oluyor? 7'de yemeği bitir ki diyor 11'de 12'de yatıyorsan yani 4-5 saat gibi artık mide boşalmış pozisyona geçsin ki mide boşken uyuma anına geçelim gibi bir durum yaratılıyor. Hı hı. Genel olarak da ben bu soruların cevaplarında kilo vermek isteyenlerin akşam karbonhidrat tüketmemesi, genel olarak aldığı karbonhidratları kontrollü yemesi, kısmi olarak bir gün çok fazla kendince kalori aldığını düşünüyorsa yarın dengelemek için ertesi bir gün daha düşük kaloriyle devam etmesi, kısmi olarak spor yapmıyorsa adım takip etmesi, yani günlük adımını yükseltmesi, kendine hep ileri adımlar, yani daha ileriye hedefler koyarak onları uygulaması. Dediğim gibi kişisel tatlıyı çok tüketiyorsa tamamen kesmeleri çok önermiyoruz. Bu sefer bunlar da daha çok açlık yaratıyor. Yani çok tatlıyı seven biri anlık kestiğinde tatlı krizine girebiliyor. Bunları kısmi kısmi azaltmalar bizim için çok daha ideal oluyor. Zaten azaltmalarla artık gelişimler devam ettikçe daha da iyi hale geliriz. Evet, peki mesela şey yapabilir miyiz hocam? Örnek bir menü. Mesela sabah kalktığımızda. Standart böyle herkese standart hitap edecek bir şekilde. Tabii ki biz sonuç olarak bir diyetisyen değiliz. Hı-hı. Haşa. Spor eğitmeniyiz. Ama dediğim gibi herkesin kafasında bir şey belirlenmesi için protein, karbonhidrat, şeker gibi dağılımların vücuda yarattığı durumları anlatıp ne zaman tüketirsek daha ideal olur biraz daha. Yol, tamam, gösterici oluyoruz aslında. Evet. Sabahleyin kalktığımızda sağlıklı karbonhidrat ve proteini kesinlikle almamız gerektiğini öneriyoruz. Yani bu ne olabilir? Tam buğday ekmeği olabilir bir dilim. Yanında Türk kahvaltısında olan işte peynir, 2 adet yumurta, yeşillik vesaire gibi bir menü oluşturabiliriz. Bir ertesi gün yulaf ekleyebiliriz menüye. Yani bu da çok sağlıklı bir karbonhidrattır. Bunu
sabah da alabiliriz, öğlen de alabiliriz. Ama dediğim gibi akşamleyin karbonhidrat çok almamaları bizim tavsiyemiz. Yani kilo vermek isteyen kişilerin. Sabah öğlen alındıysa o karbonhidrat zaten o vücuda yeterlidir. Size ne yaptık? Sabahleyin omletimizi dahil ettik. Evet. Gündüz öğle yemeğimizde hayvansal proteini dahil ettik. Akşamleyin çok hafif bir menü yaptık. Kısmi unsuz bir çorba. Ertesi gün gene aynı şekilde salata. Bir sonraki gün bitkisel protein gibi birkaç çeşitlilik yarattık. Bu şekilde ilerledik sizinle de. Bunu her kim uygularsa, kilo vermek isteyen kim uygularsa bundan sonuç elde eder. Şimdi hocamla bizim aslında ne yediklerimizi, benim sürekli soruyorsunuz ne yiyorsun, ne içiyorsun. Genel olarak bir tanımlamasını yaptık ama bir de hayatımızdan neler çıkarttık. Evet. Onu konuşalım. Çünkü ben ilk geldiğimde bir iki anımı anlatacağım. İlk gel, hocam dedim ne yapıyorsun dedim. İyi dedi. Nasıl dedi, ne yaptın dedim. İşte ya dedim hocam şöyle bir tane dedim. Hani büyük boy dedim bir çikolata var ya dedim. Beyaz dedim. M ile başlıyor. Ben onu yedim dedim. Ama yani bakışı göreceksin. Spora da başlayacağız. Şey dedi yani hani o kadar yemesen bari şu kadarını yedin dese. Hocam çikolatayı hayatımızdan tamamen çıkaracak mıyız yani? İşte mesela orada ne geliyor? Biz tamamen dediğim gibi kişisel hareket ettiğimiz için. Yani siz geldiğinizde bize böyle bir çikolata yemişsiniz. Biz size tamamen çikolatayı kesmek yerine o çikolatayı 1/4'e düşürüyoruz. Evet. Veya 2/4'e indiriyoruz. Sonra kısmi bir hafta devam ettikten sonraki hafta kısa kısa yani ufak ufak kesitlerle bu tarz gıdaları yani zararlı olan gıdaları ufak ufak kesitlerle hayatımızdan çıkartıyoruz. Aslında bir sigarayı bırakma gibi. Bir paket sigara içen kişiye ne yapıyoruz ilk önce? Yavaş yavaş. 5'e indir. Yani bir anda yok etmeme gibi evet. Detayları yaratıyoruz. Beslenme de aslında bununla alakalı. Zaten spor yaptıkça ve beslenmeye dikkat etmemizi yükselttikçe aynada bunun karşılığını alındığında kişi daha çok motive evet, oluyor. Evet dikkat ediyorsun evet, zaten. Evet. Bu zamanda diyor ki zaten spor yapıyorum, beslenmeme de dikkat edeyim, kaçırmayayım, şöyle yapmayayım gibi. Ondan sonrası zaten bu alışkanlığa dönüşüyor. Bizim için önemli olan aslında diyet cümleleri çok bizim için şey bir cümleler değil. Bizim için önemli olan sağlıklı beslenmeyi hayatımıza dahil etmek. Doğru. Tek olay bu. Yani rutinimizin her daimizde sağlıklı beslenmenin olması. İnsan kimse, bir de kendini suçlu hissediyor. Evet, bir de kimse kaçırmıyor mu diye bir şey yok. Biz de pizza yiyoruz. Yani biz de hamburger yiyoruz. Bunlar kötü değil. Ama önemli olan nedir biliyor musun? Bu olayın bir ilaç gibi düşünün. Yani size bir doktor antibiyotiği verdiğinde ne diyor? Bunu bir hafta 10 gün kullanacaksın diyor. Sen hamburgeri bir hafta boyunca her gün yemezsen bunun sana bir zararı oluşmaz. Ama bir gün hamburger, diğer gün pizza, diğer gün makarna gibi bunu ilaç gibi her gün kullanır hale gelirsek tabii. İlacın nasıl yararını görüyorsak bunun da yararı zararı. Zararı bunu görmüş oluyoruz. Geri döner. Evet. Peki ertesi günkü anımı anlatıyorum. Ertesi gün geldim böyle aç bir şekilde koca bir simit aldım. Simit de geldi ya. Ya dedin ne yapıyorsun? Bugün hiç yemedim de simit aldım şuradan onunla geldim. Ya. Simit yedim bir de sonuna kadar yedim. Şu kadar kaldı. Ama hocam bak bunu yemiyorum dedim. Onu bırak. Şey hocanın ama o kadar kibar ve naif bir hoca ki böyle diyor Samet Hoca. Keşke yemeseydin. Hani gerek yemese yoktu. Miydin dedi. Artık yemiş mi de zaten. Yani yemesen daha iyiydi. Yani simit yemeyelim mi hocam? Onu da mı yemeyelim? Bak biraz önce söylediğim gibi. Bu olay tamamen devamlılık sağlayan bir durum. Simit yeme olasılığın devamlılık sağlarsa yarar sağlaman gerektiği yerde yarar sağlayamazsın. Yani sporun yararını görmemizin gününü bize uzattırır. Önemli olan nokta bu. Ama mesela senin gibi bir vücuda ya da senin gibi kişilere, yani biz kişisel baz aldığımız için o kişilere mesela çok yüksek kilo vermek isteyen kişilere sert durumlarımız oluşabiliyor. Hmm. Yani sert bir şekilde simit yemiyorsun. Makarna yok. Yani kapattığımız kapılar olabiliyor. Ama size kısmi kapıları kapattık. O gün simitle geldin. Bir şey demedik. Ama bir ertesi gün çikolatayla geldin filan. Bir ertesi gün artık kapıda karşılayacaktın seni. Artık yeter diye. Ama dediğim gibi dikkat tamamen kişisel bazlı bakmak gerekiyor. Yani yoğun kilo vermek istiyorsak tamamen bazen sert etkiler yaratmak gerekiyor. Ama güzel sonuçlar aldıktan sonra dediğim gibi hamburgerini de yersin, simitini de yersin. Burada bir de kalori bazını yani beslenme günün bir gün kötüyse 3-4 gün sert bir etkiyle vücuda onu yok ettirmen gerekiyor. Devamlılık sağlarsan zararın yararını alırsın. Bunu çok ünlülerde görüyorlar da o yüzden onu da soracağım. Mesela işte pizza koyuyor bir tane evet. Ünlü ama ertesi gün diyor ki bu pizzayı yedim ama ertesi gün şu kadar koşacağım şunu yapacağım. Gerçekten hani yedikten sonra ertesi gün yaptığımız sporla
şey yapabilir miyiz onu? Tabii tabii tabii. Yani sen mesela bugün çok yüksek kalorili beslendin. Ertesi gün dediğim olay bu aslında. Bugün yüksek kalori aldım, pizza yedim, makarna yedim, hamburger yedim vesaire vesaire. Ertesi gün beslenmemi tamamen detoksal olarak değiştirirsem, yani sıvı tüketim ya da minimum kalori alımı ve yüksek spor yapma olasılığını yaratırsak o yediğimiz pizzanın zararını görmeyiz. Tamam, her gün kaç 10 bin adım mı atacağız? Ya standartlama olursa 10 bin adım bizim için ideal. Standart verilmiş cevaplar bunlar. Biz de standartın üzerinden ilerliyoruz. Yani genel olarak çünkü rutine bakarsak bizim de takip süreçlerimize baktığımızda görüştüğümüz kişilerde, üyelerimizde, öğrencilerimizde çok hareketsiz kişileri görüyorum ki 2000 adım atanlar var, 1500 adım atanlar var ve bunların yanında 10.000 adım tabii ki bizim için bayağı bir iyi oluyor. Bakıyorum ben şimdi bugün hocam kaç adım atmışım? Bakalım. Bakalım. 5000 hocam sonra bakarsın. Kaç olmuş? 3663. Ben mesela bugün sadece buraya geldim. Ya yani evden çıktım, sadece buraya geldim. Dersler, başka bir yere gitmediğim halde 10.732 adım atmış. Sen yürüyerek mi geliyorsun evden buraya? Aslında hayır. İşte evet, biraz hareketliliği vücudumuza yansıttığımızda o 10.000 adım aslında sizi hiç yormuyor. Görüyor yani musun? Aynı şekilde ben 10.732 adım atmışım. Hocam hiçbir şey de yapmadım. Çok, evden buraya evden geldim. Evden buraya geldim. Mesela işte. Pardon, hatta 11.933. Tam hocam ya. Ezdin yani, genelde. O yüzden hiç hareket etmeyen kişilere biz 10.000 çok iyi diyoruz. Ama her zaman nasıl söyleyeyim, geldiğimiz hedeflere yaklaştıkça hedefleri biraz daha yükseltmemiz gerekiyor. Evet. Ben daha, ya daha gün bitmedi zaten. Evet doğru. Ben gerçi o da doğru. Saat 6. Evet. Hocam şimdi ben buraya gelirken işte ne yemeli ne içmeli bir şey yaptım. Link bıraktım. Hı-hı. Ondan sonra gelen sorular var. Birkaç tane, 2-3 tane soru tabii, seçeyim tabii, arasından. Evet olur. Sana sorulan sorular var çünkü. Maydanozun yararı nedir diyen bir takipçimiz olmuş. Sürekli bak hakikaten ama ben bir mesela şey yapıyorum, bir yere gidiyorum, sağlıklı beslenme falan dedikleri anda tak maydanozu getiriyorlar, ödem atıcı vesaire. Evet. Gerçekten... öyle o tarz, evet evet, o durumlar var. Bazı birleşik sebzelerle birleştirildiğinde ama hı-hı, yani bunlar, yani bunları tüketmek, ödemi atacağız olmuyor yani. Biraz dediğim gibi biraz hareket. Biraz da o ödem durup dururken olmuyor. Yani biraz hareket, biraz da beslenmemizi düzeltirsek ne maydanoza ihtiyacımız kalır. Ama şimdi mesela hani öyle diyorsun da... Ya mesela çok, içine... bak şimdi şu anlamda. Aslında internete yazarsa yüzlerce ödem atıcı, evet, sebzeler, otlar, birçok çaylar var. Önemli olan yani bir şeyi düzeltmek istiyorsak ödem atıcı bir şey kullanmaktan ziyade... kendimizi ödem oluşturtan şeyleri yok etmek. Doğru diyorsun hocam. Yani tek önemli olan nokta bu. Yoksa sen kötü bir beslenme sürecini götür. Ondan sonra akşam otur maydanozla limon suyu için. Ya bu onu yok etmez ki. Peki evde göbek yağları için ne yapabiliriz? Ben bölgesel... iki çocuk annesiyim diyor. Tamam, süper. Güzel bir cevap. Güzel bir soru. Çok pardon. Herkesin sorduğu soru. Bize de bazen hatta bazen de birçok gelen soru. Biz şudur, bölgesel yağ gitmesi gibi bir durumumuz olmuyor maalesef. Yani evde oturarak yüzlerce, binlerce karın egzersizi yapmak karında giden biriken yağ durumunu yok etmiyor. Dediğim gibi bunun hepsi gene genel olarak spor ve genel olarak güzel beslenmeyle alakalı. Yani biz o bölgeyi çok çalıştırmamız orada bulunan yağı gönderecek anlamına gelmiyor. Peki son bir tane daha soru sorayım. Metabolizmayı hızlandıran yağ yakımı için en etkili içecek nedir? Nihal Hanım da sormuş. Metabolizmayı hızlandıran yağ akımı için en etkili yağ içecek. Yağ yakımı için. Evet. Hiçbir yiyecek metabolizmayı hızlandırmaz ve yağ yakmaz. Yani yiyeceklerin termojenik olarak yağ yakma özelliği yok zaten. Sadece çıkan bazı supplementler var. Termojenik yağ yakıcılar gibi. Ya bunlar da aslında içinde bulunan kafein oranının yüksek olması bu etkiyi tetikliyor diyebiliriz. Yani gene şöyle diyelim biz buna. Yürüyüşlere çıkmadan önce ufak kahve içmeleri ya da spor öncesi 1-2 espresso içmeleri vücut ısısını yükseltir. Hasan ondan bana veriyorsun. Evet, bizim kahve ikramımız aslında ondan. Evet. Ana şeyimiz o bizim aslında. Ben de ne güzel sohbet için ikram ediyorlar sanıyorum. Bak spordan evvel ben hep, evet bu da bak çok önemli bir detay. Espresso evet, içiyorum yani. Kesinlikle. Buraya ne zaman gelsin? Antrenman öncesi ya da yürüyüşe çıkacak öncesi kahve alırsa, kahvede nedir? Vücudun dinlenik halde bulunan nabızı yükseltir. Nabızın yükseltmesi vücut ısısını yükseltir. Yürüyüş hızındaki nabızı biraz daha yükseleceği için
aslında nabız yükselmesi, oksijen eşittir yağ yakımı. Yani biz ne kadar çok, biz az oksijen aldığımız için kısmi yağlanmalar yükseliyor. Yani ne kadar çok kardiyovasküler hareketler, yürüyüşler, koşular yaparsak alacağımız oksijen derecesi yükseldiğinde yağlarımızı da yakmış oluyoruz aslında. Süpersin hocam, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ve bu faydalı bilgilerden sonra bir bölümümüzün daha sonuna geliyoruz. Program bitti. YouTube kanalımızdaki bu bölümümüz bitti. Diğer bölümler için yine yorumlarınızı bekliyoruz efendim. İçerik önerilerinizi de bekliyoruz. Ve abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşça kalın.